Herkese günaydın, merhabalar. Tabii siz şimdi şaşırdınız. Özge, biz seni en son İstanbul'da bırakmıştım dediniz. Biz Karasu'ya geldik. Şimdi yine kızacaksınız. Özge, hasta değil miydiniz, niye gittiniz diye. Hasta değiliz artık. Hastalıktan birkaç gün sonra geldik. Öncelikle iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Birazcık korktuk, tedirgin olduk. Aslında ben birazcık emindim. Hani Covid falan olmadığımıza, ama yine de önlem amaçlı yaptırmak istedik. Doktor da önerince biz de yaptıralım dedik. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir hastalığımız yok. Biz de yıllık izne çıktım biliyorsunuz. Tatile gidemeyeceğimiz için Karasu ve köye gideceğiz. 3-4 gün burada, 3-4 gün hemşine gideceğiz. Böyle aile ziyaretleriyle geçireceğim bu yıllık iznimi. O yüzden size buradan ilk merhabamı diyorum. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım günleriniz çok güzel geçiyordur. Çok sağlıklısınızdır. Çünkü artık en önemli şey sağlık. Bunu hepimiz daha da iyi anladık. Özgüdür'ün sadece burun tıkanıklığı devam ediyor. O da zaten artık mevsimsel gibi anlıyorum ben. Çünkü hasta değil, hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde hepimiz öyleyiz. Vix sürüyorum. Söylediğiniz bütün önerileri uyguluyorum. Özellikle soğanı da bu akşam uygulayacağım eğer açılmazsa. Soğanı daha öncesinde uygulamıştım. Çok bir faydası olmamıştı açıkçası. Ben biraz artık böyle hani alerjisi de olabilir diye düşünmeye başladım. Çünkü hep böyle mevsim geçişlerinde ya da hava değişikliklerinde oluyor. Öyle gözlemledim. Bakalım. Göreceğiz hep birlikte. Uzun zamandır yapmak istediğim bir tatlı vardı. Daha doğrusu Murat'ın bana zorla yaptırmak istediği bir tatlı. Murat küçüklükten beri süt tatlısı diye bir tatlı söylüyor. Tatlı yiyormuş. Annesi yapıyormuş ona ve sürekli evlendiğimiz günden beri ben süt tatlısını çok seviyorum Özge. Bana yapar mısın? Bana yapar mısın? Tamam, süt tatlısı ne demek? Ben bilmiyorum. Evlendiğiniz kaç yıl oldu? 3 yıl. İlk defa mı yapacaksın? İlk defa yapacağım ama ara ara söylüyordun. Ve süt tatlısının ne demek olduğunu bilmiyordum. Sevilenleme sordum, muhallebi mi? Muhallebi gibi de değil falan. Sonra en son bana Seda bir tarif attı. Yalancı tavuk göğsü tarifi. Süt tatlısı dediği tamamen oymuş. Yalancı tavuk göğsüymüş. Sonunda öğrendim. O yüzden gün bugündür. O gün bu tatlıyı yapacağım. Bugün bu tatlıyı yapacağım. Bunun için de sizin de yanımda götüreceğim. Öncelikle malzemelerimizi alacağız. Sonradan da şu meşhur süt tatlımızı yapalım artık. Ben de ilk defa yapacağım. Tavuk göğsü de daha önce yapmadım. Yalancı tavuk göğsü diye geçiyor. Size hemen birazdan nasıl yapıldığını anlatacağım, söyleyeceğim. Tarifi de göstereceğim. Hadi artık markete gidelim. Burada market çok yakın biliyorsunuz. Hakmar hemen karşıda. O yüzden maskemi takıp Hakmar'a doğru ilerliyorum. Şimdi ben kaydedilenleri genelde beğendiğim şeyleri kaydediyorum. Şurada bir, şurada. Seda yollamıştı bu tarifi. Ay, yanlış yere girdik. Murat'ın telefonunu kullanamıyorum. Yalancı tavuk göğsü. Şöyle devamını tıklayabilir miyim? Evet, tıkladım. Burada tarifi 1 litre süt, 125 gram tereyağı, 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 şekerli vanilin. Şöyle de gösteriyor. Bu tepsiyi mesela suladı, suyu döktü. Sonra muhallebi tarzı şeyi, hala muhallebi diyorum, koydu. Ve dolapta böyle 3-4 saat bekletti. Böyle bayağı katılaştı. En sonunda çıkartıyor, dilimliyor ve üzerini de süslüyor. Böyleymiş. Bakalım yapabilecek miyiz? Bakalım becerebilecek miyim? Şimdi diyeceksiniz ki balkonda neden avize var? Neden? Ve bu nasıl bir avize? Babaannemin avizesi salondan düşmüş. Onlar da yıkamışlar. Buraya böyle asmışlar kurusun diye. En az 40 yıllık. 40. Belki daha fazla. Ama çok güzel. Bayağı beğendim. Şu taşların hepsi düşmüştü. Annemle Bahadır bunları taktılar böyle tek tek. Şöyle bir şekli var tabii. Güzel olmuş. Güzel. Hadi gidelim. Burası çok kalabalıklaştı ya. Çok ses var. Şu anda aslında boş gibi. Bayramda çok kaldı. Çok yol üstü oldu ya burası gerçekten. Babamın dediği gibi bazen hak veriyorum evet. Babama. Evet, hava çok sıcak. Tam denizlikmiş yalnız. Gidelim. Tırpana gideceksiniz. Akşam gideceğiz. Saat 3'te 4'te gideceğiz. Tamam. Saçlar hala burada. Ben şu kitapları çok seviyorum.
Ben eve geldim. Eşyaları falan aldık. Özgü Duru'yu uyuttum. Şimdi artık tatlıya başlayacağım. Bu arada tripodumuz falan yok. O yüzden sizi kamerayı çok değişik bir yere koydum. O yüzden görüntü kalitesi için şimdiden çok özür diliyorum. Bu kablo ne? Çünkü şarjı yok. Çok zor şartlar altında video çekiyorum. Artık başlayalım. Süt, un, tereyağı, vanilya. Şimdi tarife tekrardan bakıyorum. 1 litre süt, 125 gram tereyağı, 1 su bardağı un. 1,5 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya. Başlayalım. 250 gramlık. Gösterebiliyor muyum? Bunun yarısını alacağım. Tereyağını koydum. Şimdi eriyecek bu. Eridikten sonra 1,5 su bardağı un koyacağım. Babaannem de bir yandan burada sarma içi hazırlıyor. Soğanları doğrayacak. Açık açık. Bilemedim. Açık. Evet, tereyağımız eridi. Bir su bardağı un ekliyorum. Rengi değişmeden 5 su bardağı sütümü ekleyeceğim. 5 su bardağı süt. 1, 2, 3. Sütüm ekledim ve karıştırıyorum. 1,5 su bardağı şeker ekliyorum. Şimdi ben bu borcamı ıslattım. Videoda da gösteriyordu herhalde yapışmasın diye yaptılar. Böyle bir suyunu akıttım, ıslattım. Muhallebim oldu. Şimdi onu bir mikserden geçireceğim. Daha akışkan olsun diye. Sonrasında bunun içine dökeceğim. Ve 3-4 saat dolapta kalacak. Evet, şimdi muhallebimizin kıvamını göstermedim. Bir dakika göstereyim. Mikserden de geçirdim. Kıvamı tam olarak böyle. Güzel de koktu açıkçası. Şimdi ıslattığım borcamımı ekleyeceğim. Artık dolapta 3-4 saat için hazır. Evet, sarmanın içini babaannem hazırlıyor. Soğan koydu, pirinç koydu, maydanoz koydu, salça koydu. Değil mi babaanne? Evet. Baharat, karabiber, pul biber. Nerede koyacağız şimdi? Tuz. Geriye alırken koyacağız. Tuzu koydum şimdi. İsteyenler reyhan da koyabilir. İçi bu şekilde pişiyor. Birazdan sarmaya başlayacağız. Arkadaşlar, şimdi annem sarma sarıyor. Bakacağım nasıl yapıyor. Sarmayı poşetin üstüne koydum. Bir şarjını koydum. Nereden çıktı bu? Gerçekten anne. Neden öğrendin? Ya ön televizyon internetten. İnternetten. Değişikmiş. Hayret. Hem de bayağı hızlı oluyor. Evet. Ve sıkı oluyor. Güzel oluyor. Kalıp gibi çıkıyor bakın. Çok güzelmiş ya. Ama böyle kalın poşet lazım. Pirinç poşeti, şeker poşeti. Normal poşetlerle olmuyor. Özgü Duru, öyle düşersin anneciğim. Düşersin, tamam, ben sana yardımcı olayım. İyi. Yedi geldi. Benimkilerin yanına koyayım. Öyle pişireceğiz zaman oldu. Gitti mi? Gel de gel. Böyle yapayım, büyük olsun gözlerim. Çok büyükleri yırtayım. Çok büyükleri yırt da normalleri yırtma. Çok bu da biraz büyük.
Ferma sarıyordum ancak Özgü Duru durmadığı için masadan kalktım. Şimdi Özgü Duru'yla böyle bahçe geziyoruz. Koşuşa bak. Yürüyüşe bak ya. Allah Allah. Yürü bakalım kızım. Hadi. Topa doğru gidiyor. Bebeğim vur topa. Alkışlama. Topa vur. Hadi. Getir topu at bana. Getir. Getir. Evet. Hayır. Hadi. Evet at. Aferin sana. Bak şimdi. Müthiş atarım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Komik değil. Hadi. Vur. Hadi at. Hadi at. Çok naziksin, çok naziksin. At. Aferin sana. Dur ben de sana atayım. Ben dönünce dedi baktım ölmüş dedi. Ördek. Basmış ama söylemiyor bana. Murat sonra ördeğe basmış. Ama kazayla basmış. Arabayı yıkarken o da insanın dibine giriyor ördek. Ördek büyük değil miydi? Küçük böyle yavruydu işte. Civciv. 15 günlük falan. Civciv. Ayağının altına girince basıyor. Babaanne diyor bir şey oldu orada diyor. Ölmüş diyor. Ne oldu dedim. Ölmüş mü dedim oğlum dedim. Ben bakınca ölmüş diyor. Sonra oğlum ne oldu yapmadım. Bastım üzerine babaanne. Kazayla. Kaç yaşındaydı bastığında? Arabayı temizliyordu da. Basmış oradan. Ne yaptınız ördeği bastığı için? Ne yaptınız sonra? Çöpe. Ne olmuş orada? Orada çöp oldu. Niye gömüyorsunuz hayvanları? Çöp yap getirin ne olacak? Geçen gün de balık öldü babaanne. Evet. Murat gitmiş çöpe atmış ölen balığı. Afer. Gömülmesi lazım. Ya git hele kızım. Kedi yesin der ne olacak? Kedi yesin o da. Kedi yesin. Gerçekten şaşırıyorum. Vicdansızlık bence. Ya balığı yiyorsun. Evet ama sonuçta beslediğimiz balıktı. Ne olursa olsun. Öldü mü bir tanesi? Bir tanesi öldü, bir tanesi kaldı. Bir tane daha alırsınız yine yanına. Ben yaklaşık bir saattir yukarıda Özgü Duru'yu uyutmaya çalışıyorum. Ama burada uyku düzeni tamamen değişti ve asla başaramıyorum ve çok yoruldum bu durumdan. Dün gece, sabah, öğlen yani bir saat boyunca uğraştım olmuyor. Sürekli aşağı inmek istiyor, ağlıyor. Gerçekten çok yorucuymuş bu çocuk uyutamamak. İstanbul'da gidiyordum yanına onda yatıyordum. 10 dakika içerisinde eli ağzında olduğu için hemen uyuyordu. Ama şimdi mümkün değil uyuyamıyor. Burnu da açık. Uyuyamaması için hiçbir neden yok. Sadece sürekli bir hareket, sürekli bir yaramazlık peşinde. Buraya geldi diye çok ses çıkarmıyorum ama İstanbul'a gidince eğer böyle olursa ne yapacağım konusunda en ufacık bir fikrim yok. Uykuyla savaşmasından hiç hoşlanmıyorum. Zorlamaktan da hiç hoşlanmıyorum. Zaten sürekli böyle uyku modunda değil. Mesela gidiyoruz uyuyacak ya uyanıyor birden kalkıyor oyunu oynamaya başlıyor. Ben de müdahale etmiyorum. Oyunun bitmesini bekliyorum. Arkadaş onunla oynuyor, bununla oynuyor, şununla oynuyor. Geliyor yatıyor. Yine uyumuyor, yine kalkıyor. Yine müdahale etmiyorum. Yani bu sürekli böyle döngü haline geldi. Allah yardımcımız olsun. Umarım yani bu hava değişikliği, yer değişikliği sebebiyle olmuştur. Umarım İstanbul'a gidince yine eski düzenimize geri dönebiliriz. Evet, süt tatlımızın dolapta iyice soğuttuğu için yarısını tarçın, yarısını da ceviz koyacağım. Tarçın sevenler tarçını yer, ceviz sevenler cevizi yer. Üzerine serpeceğim. Tarçını dökerken elimden kaydı. Şuralara şöyle dağıldı. Siz orayı görmeyin. Bu üçünü Murat'a ayırdım. Çok fazla tarçınını sevdiği için. Abi elini niye öyle yapıyorsun? Diğerlerine böyle azar azar koyuyor, koydum. Bunlara da böyle ceviz koydum. Biraz şekli tuhaf oldu ama. Yok değişik oldu, modern bakalım oldu. Bakalım önemli olan tadı. Üç çeşit göreceğiz. Tatlı oluyor. Aynen. Evet.
Ben cevizli aldım. Murat bol tarçınlı aldı. Nasıl? Çok güzel olmuş hayatım. Tarçından boğulmuyor musun? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Boğulmuyor mu tarçın? Hı. Anneninki gibi olamaz ama yaklaştın mı? Yaklaştın hayatım. Afiyet olsun. Tarçın yağ yakar bu arada. Size bir şey göstereceğim. Ama 3 gündür... Gerçekten emekli falan da değilsiniz siz. Niye ya, bu? Bir şey söyleyeceğim bak. Bunu tarihçilerle sorayım. Şimdi telefonla mı uğraşmak yoksa bulmaca çözmek? Hadi bir anket uygulayalım. Aa, aşkım, şu an canım evimden. Şu an çok pis duyar kastım, farkında mısın? İstanbul'a gittim de bulmaca dergileri var. Şu an utandım. Bulmaca dergileri var. Ama bak dergi değil. Bulmaca dergisine mi abone olacağım? Böyle kağıt olunca zevkli olmuyor. Dergi o hissi vermiyor, zevkli olmuyor. Gençlerin hayatını yaşıyorum. Bu yeni nesil çok geç. Tuhaf ya. Bizim arabamız vardı, biz arabada gönderdik yani mesela. Vay arkadaş ya. Elimde hoparlör taşıyacağım. Müzik açacağım da. Biz arabada dinliyoruz. Abi Karasu'da bir ara şey yapıyorlardı ya. Telefon hoparlörünü İsmail YK'ya açıp geziyordu, herkes hatırlıyor musun? Telefon. Telefondan açıp gezen adam. O hala var. Aşkım oraya yazdığınız cevapları çeksek izlenme rekoru kırar. Ya Allah aşkına çekebilirsin. Hepsini sallıyorsunuz. Bak Allah aşkına. Hepsini çekebilirsin. Şuraya hepsini bak, sallıyorlar. 6 harfli bir cevap var. 3 tane L'ye yazmışım peş peşe. Nasıl yani? Neden? Yol hadi. Cevap bak soruyu soruyorum. Yol yiyeceği azık. Yoluk. Tamam, yoluk. Ben yolluk yazacağım ama yazmışım ilk başta. Sonra cevaplar değişince 3 tane L olmuş orada. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Bahadır yani... yazıyor sonra üstten aşağı gelirken değiştirdiği zaman onu değiştiriyor. Ben de çay saatine yeni geçtim çünkü öz müdürüyü yeni uyuttum. Tabii bu ikinci dilimim. Bir bakar mısın? Az önce Özgü Duru'yu Murat'la birlikte uyutuyoruz. Normalde Özgü Duru'yu uyutma ninnimiz şu. Benim annem güzel annem. Murat ninniyi tamamen değiştirdi. Benim yakışıklı babam güzel yakışıklı babam. Beni al kaslı kollarında uyut. Kaslı soru işaretine. Kaslı kollarına. Çok güzeldi ama yani. İlahi mi? İşte annesinin araba sürememesinden dert yandı biraz. Çok Ninni'ye neden ilahi diyorsun? Ağzımdan öyle çıktı. Fazla bulmaca sonucu bu. Bulmaca sonucu. Değişik bir Ninni'ydi ama Özgü Duru'yu uyuttuk mu birlikte? Uyuttuk. Zaten tek başımıza muhtemelen yapamazdık. Aşırı hareketliydi ama neyse ki bugün uyudu. Yarın Allah büyüktür. Bu gece iyice dinlenmem lazım. Yarın enerji toplamam lazım. Aa bu arada yarın ablamın doğum günü. Bakalım neler olacak. Şu kim şu Kutsi dedim ama. Bir dakika. Bir dakika Kutsi Kutsi'ye benzettiğim bir kişiyi göstermek. Dur. Siz şu Yaşar'a Kutsi mi dediniz? He Yaşar'ımız. Acım şunları sorsana ya. Ne haber? Hiçbirini tanımıyorum. Bakayım. Şu doktorlarda oynayan Aslan Bey. Hayır gerçek isimleri lazım. Hazırım da anlamadığım bir yer var orayı. Hiçbirini tanımıyorum. Şu Özge. Bak. Özge. Bak getir bak getir. Biraz Özge. Bak mükemmel üstün nitelikli. Bak şimdi A A H A. Çok iyi. Bunu ben yapmadım bazen yaptım. Şunu Özge yazar mısın? Artık videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir akşamdı. Güzel bir vlog oldu. Şimdi video editlerken de tekrardan izledim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız böyle bir abone ol tuşu var şuralarda bir yerlerde. Ona tıklarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka günlerde görüşürüz. Hoşça kalın.